Rahatsız olmayın, buyurun. Ne oldu, masayı toplayacağım dedin? Hani Rafet de yok, Cihan da yok. Cihan daha sonra gelecek. Önce sizinle konuşmak istedim. Beyler, burada konuşacaklarım burada kalacak. Zaten iki tane çürüğü çağırmamışsın. Dadaş, buradaki herkes güvenilir. Rahat ol. Kaya, hırsızlık mallarını ne yaptın? Sana yakışmaz reis. Bana yakışmayan sana da yakışmaz da neyse. Onlarla işimiz var. Ne gibi? Tabii İdris izin verirse. O haram malları istemiyorum Hazır. Hepsi senin olsun. Kime dağıtacaksan dağıt. Korkmazlara o malları geri vereceğiz. Ölürüm yine de vermem reis. Evladım Kaya, büyük konuşma. Sen olursan ben onları veririm. Veremezsin çünkü yerini bir tek ben biliyorum. Abi şimdi bu malı mülkü ne geri vermesi? Adamları gene mi ödüllendireceğiz? Behzat'ı vurduğunuz için teşekkür ederiz mi diyeceğiz? Ne yapıyoruz Hızır? Onu söyle. Şimdi bu korkmazlar bir zafer elde ettiler. Ama yerlerinden yurtlarından oldular. O yüzden de bir süre ortaya çıkamayacaklar. Yani gözleri hala kaybettiklerinde olacak. Bulmaları mümkün değil, değil mi Kaya? Yani güvenli bir yerde dediğin için söylüyorum. Yoksa ben adres falan bilmiyorum. Bulsalar da bir şey yapamazlar. Sebep? Çok emniyette mallar çünkü. Ya bilmece gibi konuşuyorsunuz ha. Hızır, sen diyeceğini de bundan nasılsa sonradan sökülürler. Haydi. Tufan. Anlamıyor musun? Hızır Kaya'yı yem yapalım diyor. Hızır, ha bunu vururlar da. Kim beni nereye vuruyor baba? O yüzden iznini istiyorum İdris. Kaya'yı biraz riske atacağız. Bu korkmazlara gel gel yapmanın başka bir yolu yok. Mesele gel gelse ben varım. Hemen söylerim yeri. Ben de varım dayı. Eksik olmayın işte. Ne demek İlyas? Biz aileyiz. Nasıl yemleyeceksin korkmazları? Kayayı takip edeceklerinden emin misin? Yavuz biliyor değil mi o depodaki malları senin aldığını? Biliyor, biliyor. Biz otelde Tufan'la konuşurken yanımızdaydı. O zaman gidip Yaman'a söylemiştir. Belki takip bile ediliyorsun, haberin yok. Yok reis, çift araba geziyoruz. Biz görmesek bile uşaklar görür. İyi işte. Buradan çıkışta tek araba gidin siz üçünüz. Senin bu gizli deponun bir arka girişi falan var mı? Var. Niye? Biz oradan gireriz, orada bekleriz diye. Onlar oradan kaçarlar o zaman. Sizin onlardan sonra gelmeniz lazım. Biz zaten orada olacağız. O arka kapı yaşamanız için çok önemli. Onlar geldiğinde siz o arka kapıdan çıkacaksınız. Biz gerekeni yaparız. Hele bilmece dedin. Emniyet memniyet nedir o? Emniyet amirliği var yakınlarda. Yani biri girmeye kalkmaz. 5 dakika mesafede. O zaman işlerini 5 dakikada bitirmemiz lazım. 1 dakika, 1 dakika. Hele bu Yaman'la bir yan yana gelelim. 1 dakika bile çok. Dayı, biz çıkalım mı? Çıkın. Takip edilip edilmediğinizi de Hızır Ali'ye bildirin.
Evladım Kaya, sakın kendini ortaya atmayasın. Ha, bir de arka kapıdan çıkmayı unutmayasın ha. Siz zamanında gelin de malları boşu boşuna kaptırmayalım. Hala mal değil ya. Hızır Ali, sen bunlardan deponun adresini öğren, tamam mı? Bunlar çünkü 3 tane tehlikeli adam. Biz bu işi hallederik derler, başlarını belaya sokarlar. Tamam Tufan amca. Dadaş, Şahin Ağa diyor ki, işin içinde Haşmet olmasaydı senin için yapamayacağım şey yok. Yani siz cezaevindeki dermanı unutun. Onu unutmadım. Onunla ilgili planı Rafet yapıyor. Ama henüz bir haber gelmedi. Dadaş, beraber yedik içtik diyor. Senle ben gibi düşün. Satar mı kankasını Rafet? Bizde de yiyip içiyor ya. Kankadan ileriyiz farkındaysan. Sen adam tanımazsın Haşmet. Sen sus. Haklısın, tanımıyormuş. Yabızı mı diye. Ne? Şimdi Hızır. Haşmet fincanları masaya oturttu. Ama sen de Cihan'ı oturttun. Sen buna güvenmiyor musun da diyorsun ki hani o gelmeden konuşalım diye. Onunla ilgili henüz net bir bilgim yok. Bir yerden haber bekliyorum. Haber gelene kadar tedbiri elden bırakmamamız lazım. Bu haber bekliyorum dediğin yer kim abi? Ceylan abla mı? Karından niye haber bekleyeyim? Karım benim işlerime karışmıyor. O zaman kim bu güvenilir kaynak? Gizli kaynak, gizli. Sever. Dadaşım gizli iş çevirmeyi sever. Sonra biz baş başa konuşuruz dadaş. Hızır. Bu Cihan geldiğinde madem bizim kayalardan bahsetmeyeceğiz. Ne konuşacağız? Yaman'ın babasından bahsederiz. Yılanın asıl başı o. Hasta numarası yaparak hepinizi yedi diye konuşuruz. Bunu sana kim söyledi abi? Gizli gizli. Kaynaklarım artık gizli. Dadaş tamam. Sonra konuşuruz. Bu İdris'in oğlu niye başka depoya koysun ki malları? Bir sürü kendi depoları var. Babası huyludur. Depomda çalıntı mal istemem demiş. Bu kadarını öğrendin madem. O deponun nerede olduğunu da öğrenseydin. Babasına bile söylememiş. Aferin. Bu devirde babana bile güvenmeyeceğim. O kadar para babayı kızından bile ayırır. Bizi ayırmadı baba. Bizim o dediğin kadar paramız yok şimdilik. Yeterince yok diyorsun yani Hamdi baba. Seko. Yeterince diye bir para yoktur. Sen hiç doymuş bir zengin gördün mü? Ha. İyi bir haber vermezsen seni 40 gün aç bırakırım. Öldürmem, süründürürüm. Aferin Yaman. Hep böyle ol. Best.
Haberler iyi abi. Yani umuyorum. Kaya, bu Hızır'ın eniştesiyle beraber bizim depoları basmışlardı. Yanlarına Tufan'ın da yancısını alıp tek bir araba bir yere gidiyorlarmış. Sizin çocuklar da peşlerinde. Tamam. Bir şey yapmasınlar. Deponun yerini öğrenene kadar açığa çıkmasınlar yeter. Aynen, ben de öyle söyledim abi. Bu senin Özcan. Bir sürü şey öğrendi. Bu Yaman'ın babasının numara yaptığını nasıl öğrenemedi Cihan? Ha? Özcan, yeğenim. Adam 20 yıl polisten saklanmış. Kimse nerede olduğunu öğrenememiş. Bizim Özcan mı öğrenecek adamın fırıldaklarını? Haşmet abi, benim dediğim insanlar mahalledeki zividiler. Onlar işin iç yüzünü nereden bilecekler? Siz emin misiniz peki bu bilgiden? Güvenilir bir kaynak. Eminiz. Sen bu Yaman'ı buraya çağırmak için yanına gitmiştin, evine. Orada yok muydu bunun babası? Görmedin mi Cihan Bey? Görmedim. Ha, oradaymış da bu sabaha kadar. Biz bahçede oturuyorduk. İçerideyse onu bilemem. Ya bu Yaman'ın babasının yılanın başı olduğu bizi ne kadar ilgilendirir ki? Ha yılanın başı, ha yılanın kuyruğu da. Yani yılan yılandır arkadaş. Belli ki Yaman'ın zaafı babası. Bizim onun peşine düşmemiz lazım. Yaman'ı ortaya çıkarmanın başka bir yolu yok. Biz bugüne kadar hep Yaman'a odaklandık. Belki de haklısınız. Abi Korkmazlar'ın depolarını bulmuştu. Onları nasıl bulduysa belki yine aynı yolla Yaman'ın babasına dair bir iz bulabilir. Evladım, hırsızları takip ederek depo bulmak kolaydır. Sen ne bakıyorsun benim Kaya'nın havasına, tibasına? Neyse beyler, Behzat kendine gelene kadar kimse harekete geçmeyecek. Bir darbe daha almak istemiyorum. O zamana kadar herkes bütün çevresini kullanıp bilgi edinmeye çalışsın. Özellikle şu Hamdi ile ilgili. Çocuklar deponun yerini tespit etmiş. Yalnız ufak bir sorun var. Neymiş? Deponun yakınında emniyet amirliği varmış. Amirin ismini cismini öğrenin. Gerisini ben hallederim. Nasıl halledecekmişsin? Benim ilişkilerim iyidir. Bir şekilde polisin oraya gelmesini engellerim. Aynen. Peki polisin bir şekilde oraya gelmesini sağlayabilir misin? Bu dediğinde ne var ki? Arıyorsun polis imdatı. Hemen gelirler. Burnuma tuzak kokusu geliyor baba. Ola ki Hızırlar oradadır. Polis imdat yetmeyebilir. Ulan, hırsızın polisi arayıp gelin beni alın dediğini nerede gördün?
İyice rezil ettiniz bizi. Hırsızlığın hiçbir ahlakı kalmadı. Yürü lan Sekru. Baba. Bir yere gitmeyin. Bir yere gittiğim yok. Şu karşı bahçede ayvalar var. Sekru'ya o ayvaları toplatacağım. Hamdi baba. Ne gerekiyorsa alalım. Niye komşunun bahçesinden çalıyoruz? Benim çalmadığım gün uykum gelmez. Rahat uyuyamam. Ceylan geliyor. Bahar'ın burada olduğunu niye söylemedin? Ebru Hanım'la konuştuğumda burada değil demişti yenge. Bunun burada ne işi var? Üstüne alınma hayatım. Belli ki Ebru'suna geçmiş olsuna gelmiş. Çok geçmiş olsun Ebru'cuğum. Teşekkür ederim Ceylan Hanım. İsterseniz başka yere oturalım. Yo, Ömer'e de geçmiş olsun demeye geldim ben. Geçmiş olsun Ömer. Sağ ol. Behzat'ın iyi olduğunu duydum. İyi. Buraya kadar gelmene gerek yoktu. Severim ben Behzat'ı. Özünde sözünde dürüst bir insandır. Allah korusun, ailemiz için bir kayıp olabilirdi. Öyle. Ailemiz demişken, bu suikasti abin organize etmiş, öyle mi? Maalesef öyle. İnsan ailesini seçemiyor. Bugün Hızır'la da konuştum. Bu Yavuz'un yakalanması için gerekirse kendimi feda ederim dedim. Çok iyi düşünmüşsün. Hızır yapmazsa biz Ebru'yla organize ederiz. Abim bu konuyla bizzat ilgileniyor. Sizlik bir şey yok yani. Peki Ömürcüm. Ben vicdan azabı çeken arkadaşını rahatlatmak için söylemiştim. Yoksa Hızır da, İlyas da, Haşmet de, hatta Alparslan da gereğini yapacaktır. Alparslan'ım, kader kartlarını açmadan feleğe elini gösterme. Yani demem o ki planın güzel. Ama açık edersen bu işten sağ çıkamazsın. Ya bu plan ne güzel Şahina. Hani öldüremezsek ölürüz gibi bir şey bu. Kimine korku verir tabut. Kimine inci yakut. Arpaslan'ın ölümden korkusu mu var?
Tekin'im. Yani karşımızdakiler de neticede korkmazlar Şahin'a. Neden korkmaz? Onlar Allah'tan korkmaz. Günahtan korkmaz. Vebalden korkmaz. Ölüm geldiği zaman en çok onlar korkar. Eyvallah. Da Şahin'a, diyelim ki bu iş oldu. Bize orada destek çıkan kimse olur mu? Bize düşmanımız destek olacak. Dostumuz değil. Memnun oldum Yavuz Bey. Hakikaten çok ortak dostumuz varmış. Hata benim amirim. Çok ihmal etmişiz. Estağfurullah. Ortak dostlarımızın hatırına güvenerek rahat konuşabilir miyim? Tabii ki. Başıma bazı hadiseler geldi. Bunu dostlarımla da paylaşınca sizin bana yardımcı olacağınızı söylediler. Gerçi sizin hakkınızda da bir soruşturma varmış galiba. Görevden uzaklaştırmadan falan bahsediyorlar. Bazı dostların hattını kıramayınca böyle söylentiler çıkıyor tabii. İmkanım olsa istifamı verir. Bu ülkede bir dakika durmam. Neyse. Bunları bir ara geniş zamanda baş başa konuşur dertleşiriz. Ben sizin için ne yapabilirim? Bu yakınlarda bir depo var. Yakın zamanda benden çalınan yüklü ve değerli mallarımı kendi imkanlarımla geri alacağım. Mallar size ait değil mi? Tabii ki. Ha, ortaklarım var. Dostlarım var içinde hissesi olan. Ama bana ait. İçeridekilerden başka gelip giden birileri yok değil mi? Yok abi. Bir saattir içerideler. Biz de etrafı gözlüyoruz. Ha. Rıfkı. Kamyonlar yakına bir yere gelsin. İçeridekilerin işini bitirince malları alıp çıkalım. Tamam abi. Hah. Hazır Ali. Bu Yaman bizzat kendi gelmiş. Birazdan adamlarıyla içeri girecek. Tamam. Onlar girdiğinde biz arkadan çıkıyoruz. Duydunuz. Enişte. Ben diyorum ki bir şansımızı deneyelim. Ben de diyorum ki hiç şansımızı zorlamayalım Kaya. Biz niye bir şey yapayalım? Niye söyleneni yapmayalım?
Cevat, sen iki kişiyi arkaya gönder, peşlerine düşsünler. Biz burada malları çıkarken ayak altına dolaşmasınlar. Rıfkı, nerede kaldı kamyonlar? Hemen çağırıyorum abi. Çakır beyler. Abi, arka tarafı da tutmuşlar. Polisler gelene kadar oyalayın şunları. Alo, Yavuz. Arkadaşlar geliyorlar hemen. Ne yapıyorsun Hızır? Canlarını yakıyorum. Çakma alan var mı? Yok mu? Kendi depomuz diye getirmedim Ahmet. Yaman, Yaman! Koş, koş! Paraların yanıyor, koş! Gel, belki birkaç tane destek kurtarırsın ölmeden. Geçen gün çocuklar seni öldürememiş. Onun sadakası olsun İlyas. Kankanı niye yalnız yolladın? Korktun mu? Sıkın lan. Bütün paraları yakacak bunlar. Hiçbir şeye saygısı yok bunların. Ulan köpek! Besat öldürüp kaç gün yaşayacağını zannediyorsun? Kim kurtaracak şimdi seni? Aynı anda. Hep beraber sıkı sıkı üstlerine gidiyoruz. Yoksa birazdan polis gelecek. Hadi. Enişte! Dayı üçünüz de ölün diyor herhalde. Niye ölüyormuşuz sen? Haşmet, ne yapıyorsun? Dayı! Dayı bir tarafta. Gel benimle. Thank you.
Eşkıyalar arka kapıdan kaçtılar komiserim. Gelişme var baba. Amcalarınız bu yamanları bir depoda sıkıştırmış. Ama nasıl olduysa polis basmış. Bunları almış götürmüş. Herkes mi? Yok. Sadece korkmazları. Allah Allah. Nereye gittiklerini biliyor muyuz? Biliyoruz baba. Yok. Reisleri niye almadılar? Çünkü alanlar da korkmazların adamı. Gidiyoruz. Arkadaşlar, depo bizim depo. Baskına uğrayan biziz. Bizi niye tutukluyorsunuz? Arkadaşlarımız güvende. Bu gece burada misafirimiz olacaklar. Yarın da olayla alakaları yok deyip salarız. Hakkınız ödenmez amirim. Bırakacaktın. İçeri girecektik ya da ölecektik. Ama bu şerefsizleri de gebertecektik. Ya üç tane şerefsizi öldürürken suçüstü olup bu kadar adamı 25 yıl yatıracak mısın? Benle Haşmet üstlenirdik. Dadaş, zaten bunun yatacak yeri yok. Şimdi abi müdahale etmiş gibi olmak istemem ama bence siz gidin. Bu şerefsizler illaki bu karakoldan çıkacaklar. Ya hastaneye çıkacaklar, ya adliyeye çıkacaklar. Ama illaki buradan çıkacaklar. Gerisini biz hallederiz yani. Bence de İlyas. Ben en yakın hangi hastaneye götürdüklerini öğreneyim. Hakan'la İsa'yı alayım. Orada organize olalım. İş adliyeye kalmasın. Bence de dayı. Ben buradan hiçbir yere ayrılmayacağım. O şerefsizin kafasına sıkmadan buradan ayrılmam. Gerekirse 40 sene yatacağım. Ama o eti geberttikten sonra. Bravo kardeş. Bu gelen Alparslan değil mi?
Ne işi var lan bunun burada? Hanginiz haber verdi bizim burada olduğumuzu? Ne yapacak reis? Karakolu mu basacak? Umarım basmaz. Alparslan Çakır Beyli amirimizle görüşecek. Konu nedir? Amir sen misin? Değilim ama amirimiz müsait değil. Şimdi burada bu kadar adamın olay çıkarması. Yakışmaz değil mi? Konunun ne olduğunu söylerseniz içeriye iletiriz. Tabii. Bu gece yaptığınız operasyonla ilgili bilgi vermeye geldik. Amirim, bu adamın benimle şahsi husumeti var. Depomuzu basanlar da bunlar. Yavuz sen otur, ben hemen geliyorum. Bir yüz taraması yapacağız, sonra arkadaşı içeri alabiliriz. Arkadaş değil yalnız. Alparslan Çakır Beyli. Biz de beraberiz. Tamam ama sadece üçünüz. Baba telefonuna bakmıyor. İçeride öldürecek. Kimi öldürüyor abi emniyetin içinde? Ya kendini öldürecek ya da Yaman'ı. Nereye hazır? Kimse gelmesin. Buyurun Alparslan Bey. Önemli demişsiniz. Önemli. Yaman Korkmaz ve adamları ekipleriniz tarafından alınmış. Eysi, onları almaya geldik. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok amirim. Siz o pislikleri bize teslim edin. Biz de çok fazla vaktinizi almayalım. Çıkalım gidelim. Ben anlamadım. Sen istihbarattan mısın? Savcı mısın? Sen kimsin buradan böyle gelip adam alıp gidiyorsun? Sorumlu bir vatandaş diyelim. Daha çok sorumlu bir vatandaş gibi duruyorsun. Bence bir an önce burayı terk et. İstediğimi alınca gideceğim. Çocuklar atın bunları kapının önüne. O sahip çıktın itler karımı öldürdü. Vereceksin onları bana. Sen kimsin lan bana hesap soracaksın? İndirin bunları aşağıya. O arkadaşların yanına koyun. Kendi aralarında konuşsunlar. Alparslan! Bir karakol basmadığı kalmıştı. Eşkıya mısın lan sen? Sizin yeğeninizle muhatap oldum. Ama hiç kusura bakmayın. Burası devlete meydan okunabilecek bir yer değil.
haklısınız. Ne söyleseniz haklısınız. Ne yapsanız da haklısınız. Müsaade edin. İki çift laf da ben edeyim. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Reis. Kes lan sesini! Çocuklar, ben rüya mı görüyorum yoksa aslan bizim kafese mi giriyor? Çocuklar, ben size demedim mi? Bu gece illaki bir Çakır Bey'le öldüreceğim dedim. Kime niyet, kime kısmet. Ha bir de kendi ayağıyla gelmiş. Kendi ayağımla geldim. Ama seni öldürmeye geldim. Üçü dahil Koğuş'ta Şahin Ağa. Açıkçası Koğuş'takiler de makul çocuklar. Ama burası zor bir yer. Derman korkmaz diye bir gerçek var. Biz ne kadar tedbir alırsak alalım, adam da ailesi de bela. Eyvallah Müdür Bey. Siz yapacağınızı yaptınız. Bundan sonrası mukadderat. Efendim, Alparslan Çakır Bey'le emretmişsiniz. Kendisi burada. Gelsin. Merhaba Müdür Bey. Geçmiş olsun. Eyvallah. İyi misin? İyiyim Şahin Ağa. Bir problem yok.
Ben size müsaade edeyim. Konuşacaklarınız vardır. Eyvallah. Zor oldu seni buraya naklettirmek. Amcanlar çok bastırdı buraya gelmeyesin diye. Ama sağ olsun eski dostlar bizi kırmadılar. Gerçi bu korkmazlar zannediyorlar ki kendileri buraya seni aldırttı. İstediğim de buydu. Onlar aldırtmış olsunlar ki bizi burada yiyebileceklerini düşünsünler. Burada adamı yerler Arpaslanım. Sana daha önce de söyledim. Cezaevi şartları başkadır. Her ne kadar eskisi gibi değil, güvenlik tedbirleri üst düzeyse de içeridekilerin yarısı kriminaldir. Yani demem o ki en güvende olduğunu zannettiğin anda ilk darbeyi yanındakinden yersin. Tabiatı öyle olduğundan değil. İnsanların ailesine baskı yaparlar, şantaj yaparlar, tehdit ederler. Sana ihanet etmeye mecbur bırakırlar. İlla ki Tekin'le Kubilay'ı yanımdan uzaklaştırıp beni yalnız yakalamaya çalışacaklardır. Şüphesiz. O senin kafa attığın paralel amirin ekipleri onları seninle birlikte ölsünler diye buraya koydurdu. Müdüre de haber göndermişler. Bu adam devlete kafa tutuyor. Arkasında durma. Gereken ders verilsin diye. Hangi devlete kafa tuttuğumuzu söylememiş mi o hainler? Müdür bey bunların kim olduğunu biliyormuş zaten. Ha, o amir görevden alınmış. Soluğu da Amerika'da almış. Yaman nasıl ölmemiş? Bütün hainleri bir günde yok edemez Arpaslanım. Kaç günde? Ömrün ne kadarsa günün de o kadar. Şahin ağa, bu dermanın koğuşundan bilgi alabileceğimiz birileri var mıdır? Onun koğuşundaki herkes müebbetlik. Yani sana oradan umut yok. Allah'tan umut kesilmez. Sen
bizim koğuştakilerin anasına, babasına, babasına kadar her bir şeyini öğrendin değil mi? Öğrendim abi. Çok sağlam çocuklar. Ama neticede burası cezaevi abi. Nerede olduğumuzu biliyorum. Nerede öleceğimizi bilmiyorum Kubi. İşte onu ben de bilmiyorum Tekin abi. Gece kuşu diye bir gardiyandan bahsediyorlar. Çok sıkıntı bir adammış. 3 kere görevden almışlar. Sonra nasıl olduysa yine geri dönmüş. Nasıl olsun var lan? Belli ki hain takımından işte. Abi bunlar nasıl temizlenemedi ki? La oğlum biz daha bu koğuş temiz mi değil mi ondan emin olamıyoruz. Sen koca bir memleketten bahsediyorsun. Alparslan baba geldi. Sağ olasın Emin kardeş. Şahin Ağa'nın selamı var. Ve aleyküm selam. Ne diyor? Birkaç güne kalmaz ölürsünüz diyor. Ya öleceğiz, ya öldüreceğiz. Gül gibi geçinmeye gelmedik herhalde. Tabii canım. Sana diyor Kubi. Babayı duydun. Sıkıntı yok abi. Oğlum sen de var ayva sıkıntı yok diyorsun ya. Az düşün. Cezaevindeyiz. Burada olmamız başlı başına bir sıkıntı zaten. Öyle değil mi Emin kardeş? Mahpusluk kolay değil. Senin bir elinde kitap, bir elinde saz. Hayırdır neye girdin sen içeri? Zulmetmemiş, zulüm görmüş. Gerektiğinde de cevabını vermiş Tekin abi. O yüzden burada. Emin. Buyur baba. Olur da burada bir şeyler olursa kendini korumaya al. Yani bize sataşana sataşma.
Alparslan'ın koğuşunda kimler var öğrendiniz mi Süper? Müdür yine yapmış yapacağını Derman abi. O üç dallamayı kimseyle alakamızın olmadığı bir koğuşa koydurtmuş. Burada kimseyle alakamızın olmadığı bir koğuş var. Ne demek? Paçalıların birkaç adamı var orada. Bu Behzat'ın. Birkaç tane de Şahin'in baktığı evlatları var işte. Bizim onlarla ne işimiz olacak Derman abi? Sor, soruştur. İçlerinden hangisi aciz? Hangisi ihtiyaç sahibi? Hangisinin dışarıda açığı, gediği, zaafı var? İyice öğren. Bana Alparslan'ı şişleyecek bir delikanlı bul. Yamanıma ne yaptıysa ona da aynısı yapılacak. Gece kuşuyla oraya birini transfer ettirsek daha kolay olmaz mı işimiz? Ulan Sboş. İçeriden birini satın alamazsan o koğuşta onu indiremezsin. Kim gitse bizden bilinir. Fırsat vermezler. Peki abi. Alparslan'ın mahpustan ne zaman çıkaracağı belli oldu mu Hızır? Henüz belli değil hanım. Ne oldu İlyas? Yok bir şey abi. Behzatlar hastaneden çıkmış eve geçeceklermiş. Bunun neyine moralim bozuldu İlyas'ım? Yok abi ben hastanede görürüm diye düşünmüştüm de. Şimdi tabii evden ne zaman çıkar belli değil. O ne demek İlyas? Birazdan hep beraber gider görürüz işte. Hep beraber derken? Sen hariç abla, bizim erkek erkeğe konuşacaklarımız var. Bizim yanımızda konuşamayacağınız ne erkek mevzunuz varmış? Hep merak etmişimdir. İş. Konuşuyoruz bacım. Hangi işinizi bilmiyoruz? Allah aşkına Tipi abi. Senden bahsetmiyoruz. Seni bilmen doğal. Her işimizi bilmen gayet normal yani. Dayı. Ya biz bu Yaman Korkmaz'ın tedavi gördüğü yeri nasıl bulamadık hala hayret ediyorum. 10 günde Behzat taburcu oldu. Bu adam şimdi haydi haydi iyileşmiştir. Enişte 9 gündür aynı soruyu çevirip çevirip soruyorsun. Cevabını bilsek herhalde bu kahvaltı masasında oturmuyor oluruz değil mi? Yok yani İlyas'ım. Dayının beklediği bir haber vardı. Onunla ilgili bir gelişme var mı? Malum dayı o kişinin kim olduğunu bize söylemiyor. Kimi diyor Maviş? Bahar'ı diyor. Anne. Babam en son Haşmet abiler de onunla Cihan'la ilgili bir konuşmuştu da. O kadarını takipçiler çoktan anlatmıştır. Sonrasını söylüyor annen. Aynen dayı, anlatmışlar. Gördün mü İlyas'ım? Her şeyi ben aktarmıyormuşum. Ya bu kız çökecek yer arıyordu. Hızır da otelden eve dönünce... O da benim eve çöktü. Onu dedik. Başka ne diyeceğiz? Ceylan yenge tehdit edince otelden kaç demek. Yani işte bak ben de bunu söylüyordum. Zaten herkes her şeyi biliyor. Erkek erkeğe gizli gizli ne konuşuyorsunuz gerçekten anlamıyorum. Anlatayım mı?
Şimdi biraz evvel İlyas içeriye girdi ya. Ben de ona ne oldu İlyas diye sordum. O da anam üzülmesin diye yalan söyledi. Yani konu ne Ömür ne de Behzat. Yeğenini Derman Korkmaz'ın bulunduğu cezaevine nakletmişler. Şimdi onu nasıl kurtarabiliriz diye konuşuyoruz. Façalılar orada etkin mi? Yeğeninin hayatını nasıl kurtaracağız diye konuşacağız. Erkek erkeğe. Deme. Mecbur kaldım dedim ana. Kusura bakma. Yok baharmış, yok kışmış. Belli ki bu gidişle yaz zor gelecek. Keşke bu ihtimali bana söyleseydiniz. Belki nakli engellemek için bir şey yapabilirdim. Yapamazsın. Bazı şeyler bizim kontrolümüzde değil Ceylan. Belli ki konuyu birileri yukarıdan takip ediyor. Özellikle Alparslan'ı. Ya bu Korkmazlar dedikleriniz adi hırsızlar yani. O yukarı dediğiniz yere nasıl ulaşabilirler ki? Korkmazları kastetmiyorlar Emine Hanım. Onları üzerimize sürenleri söylüyorlar. Onu değiller, bunu değiller. Hizar, kalkın gidin işimize bakın da uşağımı oradan çıkartın getirin. Kız dur yavaş yavaş. Ay pardon amca. Yok Dido, böyle ani hareketlere refleks veriyorum. Yoksa bir acı yok çok şükür. İyisin iyisin. 10 günde ayağa kalktın çok şükür. 10 günü... Bir de bana sor var. Oh. Sana bir sürü şeyler hazırladık. En sevdiğin şeyleri yaptık. Bu da yeni bahanemiz mi oldu şimdi Ömür Hanım? Ne bahanesi? Yani en sevdiğim şeyleri evinde de yapıp getirebilirsin diyorum. Benim evim burası zaten Behzat. Artık değil de. Neyse şimdi dakika bir de bozmayayım. Hastanede o kadar baktın bana. Abi bu balonları ne yapayım? Balon mu? Parti balonu değil Dido. Doktor üflesin ciğeri açılır demiş. Bu münasebetsiz de ne kadar renkli balon varsa almış gelmiş. Onları ben aldım sana. Ya siz buna hiç yaranabilir misiniz ya? Herkes bana yaranabilir abi. Yeter ki nekaat dönemimde suyuma gidilsin. Tersine gideceksiniz yani. Abi gerçekten Ebru demese ki Haşmet abim gözyaşı döktü. Vallahi yaşadığıma üzülüyorsun diyeceğim ha. Hiçbir şeyinin değişmemesine üzülüyorum Behzat. Doğrudur. Sizin bu tatlı atışmanızı sabaha kadar dinlemek isterdim ama
Benim hemen çıkmam lazım. Nereye gidiyorsun? Kimle gidiyorsun Bahar? Orhan'la bir yere kadar gideceğim. Hakan da sizinle gelsin. O abin olacak lavuk peşinize falan düşmesin. Keşke düşse. O kıza da tam uyuz olacağım. Doğru laf ediyor, vazgeçiyorum. Bahar abla iz peşinde. Ne izi? Sen iyice bir dinlen, kendine gel, anlatırız sonra. Ebru? Hızır abiler buraya geliyor. Hep birlikte oturup konuşursunuz. Kim kim geliyormuş Hızır abiler? İlyas da geliyor muymuş? Gelecek diye biliyorum. Gelsin gelsin. Tek kankam o benim. Bin kardeşe değişmem. Behzat aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı? Bu konuyu değiştirme tavırlarına karnım çok tokuyormuş. Dikişleri aldık ama dikkatli olman gerekiyor. Sağ ol doktorum. Rıfkı. Hemen al. Geçmiş olsun. Eyvallah. Cevat. Ne o Yavuz? Kan mı tutuyor? Dışarı atmışsın kendini. Vallahi çok dirençli adammışsın Yaman. Ben senin yerinde olsam 3 ayda yataktan kalkamazdım. 3 günde kaçtım buraya. Biz senin gibi zengin çocuğu değiliz Yavuz. Sokak çocuğuyuz biz. İlk defa bünyemize bıçak girmedi yani. Haklısın vallahi. Söyleyecek bir şey yok. Yaman, bu Cevat söylemiyor bana. Hamdi baba dayınla kardeşinle beraber nereye gittiler? Bacınla görüşmeye. Anlamadım. Sıkıntı yok. İş konuşacaklar. Bahar'la ne iş konuşacaklarmış? Bacını Cihan'ın peşine takmış Hızır. Cihan abim söyledi. Takipteyiz Yavuzcuğum. Takipteyiz. Herkesi takipteyiz. Madem takip edebiliyoruz, niye sıkmıyoruz bunları? Mesafeli takip diyelim Yavuzcuğum. Şimdi sıkacak kadar yakına girersek hava giderken avlanırız. Peki Bahar'la konuşarak ne elde edecek Hamdi baba? O kadarını oğlu olsan bile söylemez. Selman abi de söylemedi hakikaten. Benim anladığım bir tek Derman abini seviyor galiba baban. Babam kimseyi sevmez. Onun için kimse adam değildir. Derman yoksa Derman'ı över. Ben yoksam beni över. Yani
kimseye güvenmez. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Ömür'üm. Gözün aydın bacım. Hepimizin tipi abi, hepimizin. Sen de hoş geldin İlyas. Sağ ol, sağ ol. Tamam, sen çık Ebru. Haberleşiriz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz abi. Ne haber dedi o? İyiyim Tipi abi. Ben şimdi size hemen bir şeyler hazırlarım. Yok kızım, kahve yap yeter. Tamam hazır abi. Bugün nasıl oldu? İyi kanka. Öksürünce biraz can yanıyor. Ama daha iyiyim. Aman dadaş, balon üflemeyi ihmal etme. Ciğer kapasitesini yükseltmen lazım. Arkadaş nefes kesme uzmanı olduğu için bu işleri iyi bilir. Kapasite kaç dakika dayanır anlar. Anlarım Haşmet. Mesela seni boğmaya kalksam Behzat, bir dakikadan uzun sürmez. Ama Haşmet'i boğmaya kalksam 4 dakikadan fazla direnir. Direnç önemli. Ama sonuç değişmez. Bu nefes alışverişiniz bittiyse artık biraz iş konuşabilir miyiz? İyi olur abi. Şimdi Ebru bir şey söyledi. Alparslan'ı bu dermanın oraya mı nakletmişler? Ettiler. 3 gündür biz de buna engel olmaya çalışıyoruz ama... Adamlar bir şekilde becerdiler. En sonunda başardılar. Şahane ha. Adamını yalnız bırakmaz. Ama bu nakli gerçekleştirebilen adamlar koğuşa adam sokmayı da Alparslan'ı kendi koğuşlarına almayı da becerebilirler. Yani demem o ki içeride olacaklara engel olmamız lazım. Peki, bizden kimse var mı dermanın orada? Var abi. Adamdan çok ne var? Biz gereken mesajı hemen yollarız da... Yani ne tedbir alırsak alalım. Onlar da hemen bir çözüm bulurlar. Neticede... Adam kaç zamandır içeride. Ben içeride olsaydım iş çok daha farklı olurdu. Seni içeri mi attıralım Behzat? Bunu mu öneriyorsun bize? En garanti çözümü söyledim ben abi. Neticede Alparslan'a bir can borcum var. Yani senden sonra kanka. Adam yediğim 3 kurşun için o yamana 3 tane saplamış. Ben seve seve Alparslan için içeri girerim. Didem, ben abimlerinkine servis ederim. Sen hazır ölülere götür. Tamam Allah. Thank you.
Bu Ömür az önce bir şey söyledi. Bunun arkadaşı bir yere gidiyordu. Konuyu ben tam anlamadım. Ben söylemedim Behzat. Ebru söyledi. Ya neyse ne Ömür. İsmini kullanarak bir soru soruyoruz şurada. Bahar. Gönüllü olarak Yavuz'u ele geçirebilmemiz için ne yapabilirim diye sordu. Abim de Yavuz'u boş ver. Cihan'ın peşine düş dedi. O Cihan yüzünden Yavuz masaya oturdu. Abime hastanede söylüyorum. Tamam çıkınca bakacağız diyor. Aha çıktık. Biz şimdi neden o Cihan'ı çağırıp ifadesini almıyoruz? Bu köpekler nerede diye sormuyoruz. Bu köpeklerle ilgili bir şey söylerse zaten yaşamaz. Eğer söylemezse de biz yaşatmayız. Hani amacımız ne Behzat? Oyunu kitlemek mi? Haşmet'in dediği gibi. Amacımız ona bir garanti vermek. Her halükarda sana bir şey olmayacak. Yeter ki bu korkmazları yok edelim demek. Hazır Ali, benim anlamadığım kuzenin Yaman'ı bıçaklayıp içeriye gireyim, Derman'ın karşısına dikileyim demiyor muydu zaten? Öyle mi diyordu yeğenim? Ha yok enişte, bu benim fikrim. Yoksa niye gidip karakolun içinde adam bıçaklasın ki? Aynen öyle. Kubilay var, Tekin var, bir sürü adam var. Yani Alparslan abi bu işi niye üstlensin? Alparslan'ın kafasından geçenleri kimse bilemez ama... Seninki de iyi tahmin, Didem. Tahmin değil, his benimki. Didem'in altıncı hissi çok kuvvetli ha. Her şeyi biliyor. Mikail'im, bozuk var mı? Bozuk yok enişte. Ne için lazım? Ya işte üstüne koyayım soğusun diye. Dayılar çıkmadan Didem bir falımıza baksın. İşimiz fala kaldı yani enişte, öyle mi? Bizim işimiz Allah'a kaldı da. Neyse, bir tahmin alalım. Ben faldan hiç anlamam. İçime ne doğduysa o. Olsun. Sen bakarsın. Başına geleceklerin tam olarak zamanını mı merak ediyorsun enişte? Aynen öyle İlyas. Yakın yakın. Üç vakte kadar. Ne yapıyorsun Didem? Birbirini seven iki insan birbirine kavuşuyor. İlyas abiyle mi barışıyorsunuz acaba? Bu tavrıyla zor. Belli ki onlar biz değiliz. Hadi üşüme. Kim acaba? Baba, aşçı burada. Söyle yenisini yapsın. Niye milletin artını yiyorsun? Ulan sen niye milletin saatini takıyorsun Selman? Bizim işimiz bu. Çaldığını yiyeceğim. Hamdi abi, o Cihan'la Bahar içeride oturuyor. Şimdi kalkıp gidecekler. Sen yemek yiyeceksen... Selman'la ben birlikte bir giriş yapalım. Ha, giriş yapacakmış. Sen 30 yıldır çıkış yapmayı bekliyorsun kayınço. Ne giriş yapacakmışsın? Benim olduğum yerde benim dediğimi yapacaksın.
İkinizi de dermanın hatırına affettim. Lafımdan çıktığınız an ikinizi de ezerim. Seko, ön tarafa haber ver. Bunlar içeri girince onlar da ön kapıdan girsinler. Tamam Hamdi baba. Cihan abi, ne yapıp edip bu Yavuz'a ulaşman lazım. Ölüsü ya da dirisi. Bu saatten sonra hiç fark etmez benim için. Bağacığım, ben seni çok iyi anlıyorum. Ama bunu isteyen sadece sen değilsin. Herkes benden aynı şeyi istiyor. Yavuz'u bulursam kendi ellerimle öldüreceğim. Ama maalesef nereye saklandıysa ortaya çıkmıyor. Ben sizin işlerinizden anlamam. Ama sen babamın eski arkadaşısın. Çakır beyliler biraz daha bu Yavuz'u yakalayamazlarsa... Biliyorum, biliyorum. Yakalayamazlarsa bana saracaklar. Çünkü Yavuz'a kefil olan benim. İşte ben de diyorum ki sana sarmalarını engel olacak tek bir kişi var. O da benim. Hızır'a ve Haşmet abiye sana güvendiğimi söylemem yeterli. Sadece hepimizi aldatan o haini hak ettiği cezayı verelim. Amca. Oturun, oturun. Hayatınızı bozmayın. Buyurun, lütfen. Siz kimsiniz? Ben Selman Korkmaz. Bu da dayım. Beyler, masada bir hanım var. Benimle derdiniz her neyse konuşuruz. Müsaade edin, Bahar Hanım çıksın. Nereye gidiyor ya? Daha yeni tanıştık. Cihan'cığım, Hamdi abim seninle görüşmek istedi. Hazır Bahar Hanım'la birlikte olduğunu öğrenince de buraya kadar geldi. Hazır elinizdeymişken buna da bir baksın çocuklar. Söz. Manevi hiçbir eşyanızı almayacağız. Seko, çantanın içindekileri onlara kaptırma. Tanırdım. Seneler önce Sincan'da evinizin önünden arabanızı çaldırtmıştım. Çok iyi arabaydı. Sonra da hiçbir şeyini çalamayınca öldürttünüz mü? Babanın ölümünün bizimle ne alakası var? O iş Yavuz denen abinin halt etmesi. Biz öldürme işinde değiliz.
Biz de çok eski tanışırdık Hamdi Bey. Bu yaptığınız hoş değil. Bir şey söyleyecekseniz Bahar Hanım'ı uğurlayalım. Benim ikinize de diyeceklerim var. Dinliyoruz. Ben buraya can yakmaya gelmedim. Can almaya da gelmedim. Benim amacım akacak kanın durması. Yaman Beysat'ı vurdu. Alparslan Yaman'ı vurdu. Derman da Alparslan'ı bugün bilemedin yarın vuracak. Yani demem o ki bu kan durmayacak. En çok da sizden akacak. Ama Hızır akıllı bir adam. Daha önce Yaman'a gel masaya otur. Savaş bitsin demişti. Yaman bunu kabul etti. Akşamına da Behzat'ı vurdu. O oldu bu oldu Cihan. Şimdi sen kalkıp bu ikisiyle Hızır'ın yanına gideceksin. Tekrar bir anlaşma yapacaksınız. Uzlaşırsanız kimse kimseyi vurmayacak. Uzlaşamazsanız hiç iyi şeyler olmayacak. Afiyet olsun. Biz de akıllandık. Ama delirdikten sonra İlyas'ım. O nasıl oldu abi öyle? Gönlümüzü kaybettik. Aklımız başımıza geldi. Şimdi maziye dönsem ona yaptıklarımı mümkün değil bir daha yapmazdım. Bir dediğini iki etmezdim. Sen? Düşün. Ben. Sen de yapma dadaşım. Yazıktır. Gençliğinize yazık. Sevdanıza yazık. Giden geri gelmiyor. Giden gitmiş zaten abi. Giden gitmiş. Geri gelmiyorsa da gelmez. Laf mı şimdi bu lan? Laf abi. Gayet de laf. Ben bir şey yapmış mıyım? Yapmamışım. Kendisi almış başına gitmiş. Şartla şurtla da geri dönecekmiş. Ama bu arada yanlış anlaşılmasın öyle. Hani döneceğim dediği ev de bizim evimiz değil yani. Kendi seçtiği bir yer. İlyas'ım, şimdi o günkü şartlarla bugünkü şartlar arasında fark var. Olayın üstünden 2 hafta geçti. Abisi vuruldu. Sen abisinin hayatını kurtardın. Yani Ömür artık senin bir işaretine bakıyor. Ama tabii sen Ömür'ün yüzüne bakarsın. Bakmam enişte. Evini, yuvasını, hatta emanet çocuğu bırakıp giden insanın ben yüzüne bakmam. Bakarsan. Ama biraz daha bir şey yapmazsan sen de benim gibi öyle duvarlara bakarsın. Sen söyle abi. Bu benim başıma gelenler senin başına gelse ne yapardın sen söyle. Yapmazsam adam değilim. Gözümde adamsın İlyas. Şansını zorlama. Yok abi yok söyle sen söyle ben dinliyorum seni ne yapardın? Bahar arayacaktı. Cihan niye arıyor? Söyle Cihan. Hızır, müsait misin? Hamdi Korkmaz yanımda. Seninle konuşmak istiyor. Ne demek yanımda Cihan? Biz Bahar'la restoranda oturmuştuk. Adamlarıyla buraya geldi. Sana bir teklifleri varmış. Hızır muhatap olma.
Akıllarınca seninle görüşecekler diye beni alıkoyacaklar. Öldürsünler sizi orada. Bize ne? Alparslan da ölsün be İlyas. Ölsün. O da ölsün. Alparslan da ölsün. Ben de diyordum ki hiç kimse ölmesin. İyi o zaman. Ben de burada öldürmeye başlıyorum. Cihan, fidanlıktayım. Kim geliyorsa gelsin. Mikail. Buyur abi. Benim arabaya git. El bombası, boğma teli ne varsa al gel. Yok abi, yok yok. Gerek yok. Onlar buraya bir gelsin. Biz onları tükürükle boğarız. Adamlar elleri kolları boş gelmeyecek herhalde İlyas. E gelsinler, öldürsünler. Ne olacak enişte? Biz onları öldürelim. Onlar da Bahar'ı öldürsün işte. Tamam. Bitti gitti. Tamam ya. Amca. Konu Bahar değil. Alparslan. Ulan nasıl bir belaya düştük arkadaş? Şeytana besmele okusan gider. Bunlara dört kitap okusan gitmez. Seko. Biz çıkınca size haber veririz. Tamam Selman abi. Hızır seni almayacaksa oğullarımdan birisine seni alayım. Sen hangisini istersen. Allah cezanı versin. Hiçbirini istemem. Hazır. Ben de böyle evlatlarım olsun hiç istemezdim.